Merhaba, bu kez İstanbul'da Rüstempaşa Camisi'ndeyiz. Burası daha önce gördüğümüz camilerden oldukça farklı. Zira caminin hem içi olağanüstü güzellikte çinilerle kaplı, hem de binanın dışında da çiniler yer alıyor. Cami, büyük usta mimar Sinan'ın eseri. Ancak iç mekanın estetik anlayışı, Sinan'ın karakteristik özelliklerini taşımıyor. Duvarların alt kısımları ve kubbeyi taşıyan ayakların aralarındaki köşelikler tamamen çinilerle kaplanmış. Cami Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış. Caminin hem iç mekanında hem de dışında yoğun çini kullanımını isteyen Rüstem Paşa mıydı yoksa bu Mimar Sinan'ın bir tercihi miydi? Burası belirsiz. Bu camiyle ilgili kesin bilgi sahibi olmadığımız bir diğer konu da Cami'nin Rüstem Paşa mı yoksa eşi Mihrimah Sultan tarafından mı yaptırılmış oldu? Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Kanuni Sultan Süleyman, dönemin Osmanlı padişahı. Rüstem Paşa da Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri azamı. Rüstem Paşa tarihe pek sevilen bir karakter olarak geçmemiş. Bosna'da doğmuş. Hırvat asıllı. Yeniçeri ocağına alınıyor ve daha sonra basamakları hızla tırmanıyor. Rüstem paşa Kanuni Sultan Süleyman için yararlı bir sadrazammış. Zira çok etkin bir vergi sistemi kurmuş ve onun döneminde imparatorluk mali açıdan kuvvetliymiş. Paşa'nın pek sevilmemesinin bir sebebi de kurduğu vergi sistemi olabilir diye düşünüyorum. Zira vergi toplayanlar pek sevilmez değil mi? Rüstem Paşa yaşamı boyunca politik oyunların ve çekişmelerin içinde yer alıyor ve birkaç yıl için sürgüne gönderiliyor. Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli yöneticisi. Hem en kudretli yönetici hem de oldukça önemli bir servete sahip. Bu camiyi yaptırıyor ve caminin varlığını ilelebet devam ettirebilmesi için gereken masrafların kurduğu vakıftan karşılanmasını sağlıyor. Caminin kenarlarında yer alan dükkanların kira gelirleri caminin masrafları için kullanılıyor. Dönemin camilerinde genelde giderler için dükkanlar yapıldığını görürüz. Hanedana ait camilerde ise giderler vergilerle de karşılanır. İstanbul'da bulunan Selatin camilerinin pek çoğunda girişte büyük bir avlu ve şadırvan yer alır. Ancak Rüstempaşa camisinin girişi oldukça farklıdır. Emin önünde uzun çarşıda yürür, çarşı kalabalığının arasında adeta kaybolan giriş kapısından geçer, merdivenleri çıkar ve ikinci katta yer alan avluya ulaşırsınız. Oldukça alışılmadık bir yapıdır bu. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Şehzade Camisi'ni, Süleymaniye'yi ve diğer camileri düşündüğümüzde Rüstempaşa Camisi'nin avlu ve cami girişinin oldukça farklı olduğunu görürüz. Şimdi biraz da caminin planından söz edelim. Sekizgen bir merkezi alan var. Bu sekizgen alanın üst kısmında kubbe yer alır. Hoş bir ışıkla aydınlanan bu kubbe Ayasofya'yı anımsatır. Burada mimarın merkezi alanın sekizgen formundan kubbenin dairesel yapısına geçmek için köşelikler yani sanat tarihindeki tanımıyla pandantifler kullandığını görüyoruz. Bu pandantifler İslam mimarisinde çok önemlidir. Köşeli zeminlerden dairesel kubbeye geçişi sağlar. Köşeliklerde kullanılan süslemeler, mukarnaslar geçiş için ahenkli ve ilginç alanlar oluşturur. Dua alanı oldukça geniş. Kabe önündeki mihrabı görüyoruz. Plan dikdörtgen formunda. Başınızı kaldırıp yukarı baktığınızda yarım kubbelerin pek çok camide olduğu gibi dört ana yönde olmadığını, köşelerde bulunduğunu görüyoruz. Bu sebeple merkezi alanın genişlemesi hissini yaşamıyoruz. Evet biraz da caminin muhteşem güzellikteki çinilerinden söz edelim. Camide gördüğümüz çiniler Osmanlı döneminin en ünlü çini üretim merkezi olan İznik'te yapılmışlar. İznik hem İstanbul'a yakınlığı ve hem de ticaret yolları üstünde olması sebebiyle dönemin önemli bir çini üretim ve ticaret merkezi olmuş. Özellikle 1480-1490 civarında çini üretiminde önemli gelişmeler olmuş. Bu gelişmeyi sağlayan önemli etkenlerden birinin Doğuya yapılan seferler sırasında köklü bir üretim geleneğine sahip olan İran ve Orta Asya'daki zanaatkarların Osmanlı başkentine getirilmesi olduğunu biliyoruz. Örneğin Sultan Süleyman'ın babasının doğuya yaptığı sefer dönüşünde yanında getirdikleri arasında Tebrizli zanaatkarlar, ustalar ve sanatçılar da var. Bu zanaatkarlardan Osmanlı mülkündeki imar hareketinde ve imparatorluğun kudretini görsel olarak yansıtmak için yararlanılıyor. Bu dönemi tüm sanat dallarında kültürel bir rönesans gibi düşünebiliriz. Burada Çinilerde gördüğümüz desenlerin benzerleriyle el yazmalarının tesiplerinde, tekstilde, halılarda ve metal eşyaların bezemelerinde de karşılaşırız. Caminin iç mekanında gördüğümüz Çinilerdeki kobalt mavisi bize Çin seramiklerini anımsatır. Özellikle erken dönemde kullanılan renk ve desenlerin Çin seramiklerinden etkilenmiş olduğu düşünülmektedir. Desenlerde mavi, türkuaz, sülyen ve kırmızı renkler görürüz. Çinilerde gördüğümüz renkler bize eserin ne zaman yapılmış olduğuna ilişkin ipuçları verir. Mesela 1525'e kadar mavi ve türkuaz baskın olarak kullanılmıştır. İzleyen dönemde renkler çeşitlenir ve ilginçleşir. Yeni teknikler geliştirilir. Pembe ve yeşil tonları da renk paletine eklenir. 1550 civarında ise kırmızı rengi de görmeye başlarız. Kırmızı elde etmek teknik olarak çok güçtür. Kırmızı rengi oluşturmada ustalık kazanıldığında bu renk de her yerde yaygın olarak kullanılmaya başlanır. Kırmızı renk mavi ve beyazla ahenkli bir görsel tezat oluşturur. Genelde stilize edilmiş çiçek desenleri görürüz. Bu çiçek desenleri arasında lale motifinin özel bir yeri vardır. Hatta ilerleyen dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda bu çiçeğin ismiyle adlandırılan bir dönem olduğunu da hatırlatalım. Lale Avrupa'ya Osmanlı'dan gidiyor. Laleler ve gördüğümüz çiçeklerin tümü stilize edilmiş. Desene baktığımızda desenin oluşturulmasında doğadaki hangi çiçekten esinlenildiğini kestirmek biraz güç. Sanat tarihçileri burada gördüğümüz birbirinin içinden geçen, dönen, kıvrılan yaprak desenlerinin teknik ismiyle saz yolunun da Çin'den esinlenilmiş olduğunu düşünüyor. Osmanlı sanatçıları bir forma alarak bunu kendi kültürlerini yansıtacak şekilde yeniden yorumluyorlar. Bu stilin oluşmasını sağlayan sanatçı Şahkulu. Şahkulu Tebriz kökenli bir sanatçı ve Sultan Süleyman döneminde yaklaşık 30 yıl boyunca Saray Nakkaşanesini yönetiyor. Desenlerinin önemli bir kısmı İznik'teki Çin'i atölyelerinde kullanılıyor. Döneme göre oldukça organize bir sistemle çalışılıyor. Saray nakkaşhanesinden çıkan desenler İstanbul'a oldukça yakın sayılabilecek İznik'te Çiniler'de hayat buluyor. Bizans veya Osmanlı dönemine ait ibadethanelere girdiğimizde tavana bakmaktan boynumuz ağrır. Rüstempaşa Camisi'nde ise Çiniler o kadar göz kamaştırıcı güzellikte ki Çinilere incelemekten tavana bakmıyoruz dahi. Evet anladığınız gibi Çinilerin çoğu göz sizi aslında. Mihrap son derece süslü. Adeta tüm hünerlerin gösterildiği bir alan ve çok kuvvetli bir tasarıma sahip. Buradaki çiniler başka hiçbir yerde kullanılmamış. Sadece bu cami için yapılmış. Çiniler burayı gerçekten çok özel bir cami yapıyor. Caminin avlusunda, dış cephede oldukça ilginç, sıra dışı bir çini gözünüze çarpacak. Bu çini Caminin inşasından sonraki bir dönemde yerleştirilmiş. Çininin tam ortasında kabe bulunuyor. Kenarında ise diğer binaları görüyoruz. Kabe hem seramiklerde hem de tesipte oldukça sık resmediliyor. Bu özel çini Mekke yönündeki duvara yerleştirilmiş. Çininin yerleştirildiği duvarın yönü İslam dininde dua ederken yönün son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çin'i de Kabe'nin kenarında yer alan binaların yerleşimi de tavafı anımsatıyor. Caminin dış cephesinde bulunan Çiniler de en az iç mekandakiler kadar büyüleyici. Bu bölümde göz alıcı maviler, yeşiller ve kırmızıların yanında desenler de çok ilgi çekici. Buradaki bulut desenlerinde de Çin sanatının etkilerini gözlemliyoruz. Birbirine geçmiş bu bulut desenlerini dönemin el yazmalarının tesliplerinde ve diğer seramik eşyalarda da görüyoruz. Camiden çıkarken alt katta yer alan dükkanlara da bir göz atmakta fayda var. Buranın giderleri bu dükkanlardan elde edilen gelirle karşılanıyor.